işletmeye, takvalı olmaya, Allah'ın emir ve yasaklarını riayet etmeye çağırıyor, tavsiye ediyorum ve Yüce Allah'tan bu doğrultuda bize kararlılık ihsan etmesini, bize güç, kuvvet ihsan etmesini niyaz ediyorum. Amin. Allah takva ehli kullarından olma şerefini cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah-u Tebarek ve Teala bizlere izzeti takvada arama muvaffakiyetini ve başarısını nasip eylesin. Amin. Kur'an'ın ifadesine göre gerçekten güç, kudret, kuvvet, dünyanın, ahiretin izzeti, saadeti ancak Allah'ın emrine boyun eğmekle elde edilebilir. Yani Allah'ı hayatımızdan çıkaracak olur isek ne dünyamız kalır ne ahiretimiz. Allah'ı eğer hayatımızın merkezine getirecek olur isek hem dünyamız abat olur hem ahiretimiz abat olur. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmiş kavimlerin hikayesi, kıssası anlatılırken hikaye olsun diye eğlendirmek maksadıyla zaten bu yapılmıyor. Nerede Allah'a karşı, Allah'ın göndermiş olduğu elçilere, peygamberlere karşı bir direniş varsa, peygamberlerin emirlerine karşı bir başkaldırı söz konusuysa, dikkat edin bu kavimlerin her biri çeşitli belalara, çeşitli musibetlere, hatta dünya hayatında düçar olmuşlar. Dünyada zillet çektikten sonra ahirette de zaten ebedi azaba düçar olmuşlardır. Ve nerede peygamberlerin emirlerine uyma söz konusu olmuşsa burada başkanlar dünyevi anlamda da elde edilmiştir. Dolayısıyla zannetmeyelim ki nefsani isteklerimizin peşinden giderek dünyalık bir şeyler elde edebiliriz. İmkanı yok. Bir kere Rabbül Alemin yaratılışı öyle bir şekilde dizayn etmiş, öyle bir şekilde koymuştur ki eğer dünya istiyor isek onun dediğini yapmalıyız. Eğer ahiret istiyor isek yine onun dediğini yapmalıyız, onun emirlerine uymalıyız. Kurban bayramını geçirdik. Allah-u Tebarek ve Teala kurbanlarımızı kabul eylesin. Amin. Ve özellikle hacda bulunan kardeşlerimizin o hac farizasını makbul olan hacılardan eylesin inşallah. Amin. Gerçi maalesef üzülerek şunu ifade etmemiz gerekir ki bugün o kutsal topraklar maalesef işgal altındadır. İşgal altındadır. Evet. Orada Müslümanların hükmü yerine maalesef Siyonistlerin, emperyalistlerin sözü geçirmişlerdir. Daha evvel de arz ettiğim gibi düşünün ki orada bulunan hacıların güvenliğini Siyonistler sağlıyor, Yahudiler sağlıyor. Hangi Yahudiler? Kur'an diyor ki لَتَجِدَنَّ اَشْهَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Müminlerin en azılı düşmanı Yahudiler diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde de en fazla onun karşısında duran, ona eziyet eden Yahudiler olmuştur. Şu anda da günümüzde de bugün Siyonistlerden kastediyorum. Bunların ırkçılık yapmak gibi bir düşüncem yok. Biz Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın mektebinden, meşrebinden beslenen insanlar olarak bizim insanlara bakışımız şu şekildedir. İnsanlar iki türlüdür. Ya yaratılışta eşit ya dinde kardeşindir. Biz insanları o şekil görür ve bütün insanları severiz. O ayrı bir konu. Ama bugün Siyonizm denilen bir gerçek, bir hakikat vardır ki bugün Filistin'de bulunan Müslüman olsun, gayrimüslüman olsun, Hristiyanları bile gerçekten sıkıntı içerisinde kalmalarına vesile olan bu Yahudilerden söz ediyoruz. Bugün onlar düşünün ki Müslümanların en güzide, en kutsal bölgesi,
işgal altındadır. Dua edelim ki inşallah bir an evvel işgal altından topraklar kurtulsun. Amin. Muttakilerin, takva ehli Müslümanların idaresi altında olsun ve oraya giden hacılar gerçekten gönül rahatlığıyla huzur ve huşu içerisinde ibadetlerini, hac farizalarını en güzel şekilde yerine getirebilsinler. Amin. Önümüzdeki günler ise daha büyük bir bayram, Kadir Bayramı. Yani üç tane bayramdan söz edebiliriz ki bunlar içerisinde üçüncüsü en faziletlidir. Biri Fıtır Bayramı veya Ramazan Bayramı ki geçirdik, nedir? Orucun bayramıdır. Bir diğeri Kurban Bayramı ki Kurban Bayramı neyin bayramıdır? Haccın bayramı. Orucun bayramı, haccın bayramı. Bu önümüzdeki bayram ise velayetin, imametin bayramıdır. İmametin bayramı. İmamet nedir? İmamet risaletin devamıdır, olmazsa olmazıdır. Yani Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki eğer bunu yerine getirmezsen sen risaletini yerine getirmemişsin. Yani 23 yıllık peygamberliği sanki hiç yapmamışsındır. Bu kadar önemli bir mevzudur imamet. İmamet konusu zaten doğru bir şekilde anlaşılmadığı için, doğru bir şekilde yaşanmadığı için bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların kaynağı buradır. Eğer ümmetin başı belli olsaydı, ümmet belli bir noktadan emir alsaydı, bugün bu şekilde bölük pörçük olur mu? Bu şekilde dağılık olur muydu? Bu şekilde emperyalistlerin, siyonistlerin oyuncağı haline gelir miydi? Bugünkü yani sıkıntılar kaynağında aslında bu imamet ruhundan maalesef İslam ümmetinin çoğunun korkmuş olması. O emir ki en önemli dini emirdir. Dediğim gibi mesela Ramazan bayramı nedir? Onu zaten şeker bayramına dönüştürmüşler. Kurban bayramını da içki boşaltıp kavurma bayramına dönüştürmüşler. Ve Kadir bayramı ise maalesef İslam ümmetinin ekseriyeti arasında bir kere unutulmuş. Hangi Kadir meselesi? Olay özellikle şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac farizasını yerine getiriyor. Hicri 10. yıl ömründe bir kere hac yapmıştı. Bu da hemen bu hacdır. Yani hayatının son yılında yaptığı hac. Dolayısıyla insanlar, Müslümanlar Resulullah ile birlikte bu farizayı yerine getirmek için her taraftan Kabe'ye bakıyor. Irak'tan, Mısır'dan, Yemen'inden, Medine'sinden her taraftan Resulullah'la rivayet ediliyor ki 90 bin kişi veya 114 bin veya 120 bin veya 124 bin bu şekilde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Yani en az 90 bin kişinin o günkü şartlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hac farizasını yerine getirdiği ve bu farizayı yerine getirdikten sonra dönüş yoluna girdikleri Zilhicce ayının bu ayın 18. gününde Mekke ile Medine arasında Cuhfe denilen bir bölge ki orada Mısır, Medine ve Iraklı hacılar artık dağılıyorlar. Herkes kendi bölgesine gidecek. Orada Allah'ın Resulü emir veriyor, diyor ki burada durun. Önde hareket edenlere söyleyin dursunlar, ta geriden gelenler de onlara yetişsinler. O Cuhfe bölgesinde bulunan 5 tane ağaç varmış. Diyor ki kimse buraya yanaşmasın. Onun altını güzel temizletiyor. Oraya yanlarında bulunan sergilerden açıyorlar. Burada artık öğlen namazını kıldırıyor cemaatla. Daha sonra emir veriyor ki diyor ki yüksek bir yer yapın ve orada ben size hitap edeceğim. Deve işte semerlerinden bir minber oluşturuluyor babaca ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkıyor, orada uzun bir hutbe okuyor. O hutbenin en önemli bölümünde özellikle kendisiyle ilgili ve kendisinden sonraki ümmetin durumuyla ilgili bir konuyu
altını çizerek ifade ediyor. Diyor, öncelikle benim size olan durumum, elestu evlâbikum min enfusikum, acaba ben size, sizden daha evla değil miyim? Yani benim görüşüm var ve sizin görüşünüz var. Bunun açıklaması bu. Acaba benim görüşüm sizin görüşünüzden önce gelmez mi? Bir Müslüman var. Hepsi bir ağızdan dediler. Ela ya Resulallah. Ne demek? Tabii ki sen bize bizden daha evlasın. Bizden daha önceliklisin. Evla, mevla kelimesiyle aynı kökenden türetilen bir kelime. Bunu tekrarlıyor. 3 kere Ahmet bin Hanbel'e göre 4 kere Resulullah tekrarını soruyor ümmete ve her birinde aynı cevabı veriyorlar. Diyorlar ki tabii ki bela ya Resulallah. Tabii sen bize bizden daha yakınsın. Orada Aliye Murteza'yı yanına çıkarıyor. Onun kolundan tutarak kaldırıyor. Hatta o giymiş oldukları elbisenin kolu böyle aşağıya iniyor. Hem Resulullah'ın hem Aliye Murteza'nın kolunun altındaki bu beyazlık gözükecek kadar ellerini yukarı kaldırıyor. Yani bu ayrıntılara kadar tarih kitaplarından nakledilmiş, nakşedilmiş. Bunu söylememin sebebi o. Yani 100 veya 120 bazı muhaddislere göre 150 sahabe bu olayı nakletmiş. Ehl-i Sünnet'in birçok kaynağında açık net bir şekilde ifade edilmiş mütevatir bir olay. Ali'yi yanına çıkarıyor ve bu şekilde herkes bunu görecek şekilde kolundan tutarak kaldırıyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Men kuntu mevla fehaza aliyyun mevla. O halde ben kimin mevlası isem, ben kime kendi nefsinden daha evla isem, bu Ali de onun mevlasıdır. Ardından diyor ki bir dua ediyor. Allahümme zalimen valah ve adimen adah ve ensur men nesere ve ahdul men hadere. Ya Rabbi bunu seveni sen de sev. Buna düşman olana sen düşman ol. Buna yardım edene sen yardımcısı ol. Bunu yalnız bırakanı sen yalnız bırak. Bu şekilde bir de duayla o sözünü imzalıyor. Deyim yerindeyse. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bulunan Müslümanlara diyor ki şimdi Ali ile biat edin. Orada hatta Emir-ül Mubi'ne teker teker erkekli kadındakini biat ediyorlar. Ve Emir-ül Mubi'ne müminlerin emiri ünvanıyla hitap etmelerine emrediyor. Diyor ki Ali'nin yanına gidin ona Emir-ül Mubi'nin hitabıyla, yani ey müminlerin emiri, ey müminlerin önderi hitabıyla hitap ederek ona biat edin. Ve orada biat ediyorlar Ali Aleyhisselatü Vesselam'a. Ki bu olayla ilgili bir tarihi vakta da yine kitaplar arasında girmiştir. O da şudur. Haris bin Numan Fihri denilen bir şahs bu olayı duyduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönmüş, geliyor Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem sual ediyor. Diyor ya Resulallah işte sen bize namazı emrettin, yerine getirdik. Zekatı emrettin, yerine getirdik. Hac dedin, yaptık. Ne dedinse dedik tamam Allah'ın emridir, yaptık. Şimdi de diyorsun ki şu amcamın oğlu sizin mevlanızdır, sizin veliniz, sizin önderinizdir. Acaba bu emir senin kendi görüşün mü yoksa Allah'ın emri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki bu Allah'ın emridir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Dedi eğer Allah'ın emri, yani bunu bile hazmedemem. Allah'ın emri olduğunu Allah Resulü ifade etmesine rağmen sinirlendi, öfkeli bir şekilde çıktı ve çıktığında da şöyle dedi. Allahümme imkâne hâzâ min indik fe emtir aleyna hicâreten minessemâ ev itinâ bi'azâbin elîm. Rabbim eğer bu gerçekten senin katından bir emirse başımıza taş yağar. Ayet Enfal suresinde geçiyor.
başımıza göğden taş yağdı veya bize bir azap ulaştı. Diyor ki caminin kapısından çıkıp birkaç adım atmamıştı ki bir tane o ebabil kuşlarının herhalde o taşlardan bir tane küçücük bir taş tepesinden düştü ve makadandan çıktı, buracıkta onu helak etti. Bu olayla ilgili de Meharit suresinin o ilk ayetleri nazil oldu. Sehne sahibi ve azabı vakı. İşte nereden biri geldi, azap istedi ki o azap hemencecik vuku buldu. Bu azap kafirlerden defedilecek, onu kafirlerden engelleyecek de yoktu. Yani bu olayı aslında inkar etmek eşittir kafirlik, eşittir küfür. Kur'an-ı ifade eder. Tebliğ ayeti ki Maide suresinin 67. ayetidir. Orada ne diyor? Orada işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şunu diyor Allah. Ey Resul, Rabbinden sana indirilmiş olan gerçeği tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberliğini yerine getirmemiş olursun. Bunu yapmazsan peygamberliği yerine getirmemiş olursun. Ve Allah seni insanlardan koruyacaktır. Neden? Çünkü peygamberimiz siyasi işin biraz da siyasi boyutu olduğu için. Yani mesela bir namaz konusunda kimse itiraz etmez. Yani ibadet konularında nitekim öyle itiraz edenler olmamış. Ama mesele ümmetin idaresi, rehberliği, yönetimi olunca iş nedir? Siyasi bir renk kazanır. Burada ister istemez birilerinin zoruna gidecek, birileri bu işe itiraz edecek. Peygamberimiz hep o kaygıyı, o endişeyi taşıyor. Dolayısıyla Allah orada Resulü ne diyor? Temin ediyor. Diyor ki Allah seni koruyacak, insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir bir topluluğu hidayete erdirmez. Bu ayet işte Kadir Hum'la ilgili Resulullah'a indirilmiş olan ayettir. Peygamberimiz Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetini bu şekilde ümmete deklare etmesinin ardından ise Maide suresinin 3. ayeti, İkmal ayeti nazil oldu. Nedir bu ayet? Diyor ki bugün kafirler sizin dininizden ümitlerini kestiler. Yani Yahudiler, Hristiyanlar özellikle pusudaydılar ki Resulullah'ın vefatının hemen ardından İslam dinine nedir? Bazı hurafeleri sokmak vasıtasıyla İslam'ı o doğru mecrasından saptırmak. İslam'ı tahrif etmek. Çünkü başta bir Resulullah ayarında bir insan olmazsa doğal olarak ne olacak? Bugün mesela dikkat edin kaç çeşit İslam vardır? Hep yani Ebu Bekir Bağdadi ki nedir? Kan içici bir tane canidir, cinayetçidir. Müslümanların halifesi olarak kendisini ilan etmiş. Değil mi? Diyor ki ben Müslümanların İslam devleti, kendi otoritesinde İslam devleti olarak sunuyor. Var mı böyle bir İslam? Ama eğer bir Resulullah ayarında bir imam olmazsa ümmetin başında bunlar doğal olarak olacaktır. Dolayısıyla ayet nazil oldu. Maide suresinin 3. ayeti dedi ki bugün yani velayet artık insanlara tanıtıldı ya, artık Resulullah insanlara Aliye Murteza'nın imametini duyurdu ya, bugün artık nedir? Kafirler sizin dininizden ümitlerini kestiler. Bugün dininizi kemale erdirdim. Bugün nimetimi üzerinize tamamladım. Ve bugün İslam dinini size din olarak razı oldum. Böyle bir gündür Kadir-i Hum günü ki velayet bayramıdır, imamet bayramıdır. Esasen orijinal dinin, Muhammed'i dinin bugüne gelmesinin yani bayramıdır. Allah-u Tebarek ve Teala bu bayramı da inşallah İslam ümmetine mübarek kılsın, bereketli kılsın. Amin. Ümmetin eğer doğrulması, ayağa kalkması söz konusuysa ki bu hepimizin kalbi arzusudur. Bu ancak Kadir Hum olayının idrakiyle mümkün. Ancak Resulullah'ın o